İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Evet, Kayseri Spor adına harika bir yolculukla geçen bir sene oldu. İçeride de zaten bütün personelimize, ekibimize, profesyonellere ve oyuncularımıza teşekkür ettim. Evet, sezon içinde büyük fırtınalar, çalkantılar, zorluklar yaşadık. Ama hep beraber birbirimize tutunarak, önemli oyuncularımızı kaybetmemize rağmen birbirimize tutunarak gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Evet, 3 puanımız silindi, oyuncu kaybettik. Ligin finalini çok 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 da daha iyi yapabilirdik. Yani bizim aslında ekip olarak, teknik ekip olarak gizli hedefimiz, sezon başında çok beklentiyi yükseltmemek için bunu konuşmadık ama 54 puandı ve 1,5 puan ortalamasıydı. Bugün 50 puanda kaldık. Bu da bundan önce oynadığımız 3 maçta aldığımız şanssız mağlubiyetlerden oldu. Yoksa çok rahat 54 puan veya daha fazlasını yapabilirdik. Uzun zaman sonra Kayseri Spor güvenli bir şekilde ligi tamamladı. Bunun için bütün şehire, şehrin büyüklerine, bize destek olan herkese, yönetimimize ve başkanımıza ve oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten zor ama güzel bir yıl oldu. Şimdi başka hedefler, başka planlar. Aramızdan ayrılan oyuncular var. Transfer tahtamızın açılması ile ilgili beklentimiz var. Açılmasından önemli olan ne zaman açılacağı. Bir an önce açılıp kampa en azından %80, %90 hazır takımla gitmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bu sene yakaladığımız başarı grafiğini seneye de tekrarlayabiliriz. Evet, bir tık da üzerine çıkabiliriz. Ben şimdiden bunun sözünü verebilirim. Onun dışında siz sevgili basın mensuplarına da çok teşekkür ederim. Bütün yıl bizi takip ettiniz, desteklediniz veya görevinizi yaptınız. Hepinizin ayaklarına sağlık. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak az daha unutuyordum. Asıl başarının mimarı bu sene büyük olumsuzluklara rağmen ara takımına sahip çıkan taraftarımıza ve bana inanılmaz ilk günden elektriğimiz çok fena tuttu. İyi bir sinerji yakaladığımız taraftarımıza beni her maç galibiyette de mağlubiyette de beraberlikte de desteklediler. Bugün de maçın aslında bir derbi olmasına rağmen, pozisyon olarak bir önemi olmamasına rağmen yoğun bir destek verdiler. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. İnşallah seneye yine güvenli bölgelerde, yine üst sıralara tutunan bir Kayseri Spor izletmek dileğiyle teşekkür ederim. Sorunuz varsa. Seve seve. Hocam, maçtan sonra her iki kulüp başkanı da, Mecnun Başkan da, Ali Başkan da dışarıda çok güzel dostluk mesajları verdiler. İşte iki kadim şehrin müsabakası bir bitti, dostça bitti dediler. Bu dostlukla ilgili siz neler söylediniz? Evet, bence süper bir davranış sergilemişler. Biliyorum zaten Mecnun Başkan spor camiasında herkesin sevdiği, saygı duyduğu. Ben bazen karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Hiç çalışmamış olsam da her zaman çalışmak isteyeceğim başkanlardan bir tanesi. Bu kulübünde yıllardır yükünü çekiyor. Önümüzdeki sezonda Sivas Spor'a sonsuz başarılar diliyorum. Biliyorsunuz sezon içinde de bizim sahamız kötü olmasına rağmen Sivas Spor'un sahası bakımdayken biz sahamızı, kapılarımızı Sivas Spor'a açtık kupa maçında. Ondan sonra belki bir iki maç saha zeminini toparlamakla üstüne bir Beşiktaş maçı kaybettik. Yani zeminle ilgili sıkıntılarımız oldu ama Sivas Spor'a veya Sivas Spor Kayseri Spor kardeşliğine feda olsun. Ben iki şehrin rekabeti olsun. Bence futbol rekabet olmadan bir iç. Ben dozunda fanatizme de her zaman varım. Çünkü oyun kazanmak üzerine oynanan bir oyun. Coşkusuz, ruhu olmayan, temposuz, fanatizm olmayan bir futbola ben karşıyım. Arada rekabet olsun ama bunun önüne başka hiçbir şey geçmesin. O yüzden seneye bütün kalbim tekrardan Sivas Spor'la olacak. Onlara burada başarılar diliyorum. Başka şey yok. Hocam, biraz önce bahsettiniz. Transfer tahtası kapalı. Açılmaz ise Kayseri Spor'la göreve devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, bunu çok net başkanımızla konuştuğumuz için net söyleyebilirim. Güzel bir soru geldi. Ben hiçbir zaman Kayseri Spor taraftarını hayal satmadım. Transfer açılmadığı takdirde Kayseri Spor'un başında olmayacağımı, sezon sonunda eğer transfer açılmazsa sezon sonunda görevi bırakacağımı başkanımıza söyledim. Benim şu anki tek umudum, tek isteğim transferin
açılması ve bir an önce açılması. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.